Şakran Cezaevi adıyla bilinen İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çok vahim iddialar var ortada. Çocuk mahkumlar arasında cinsel saldırı ve şiddet vakaları görüldüğü belirtiliyor. Bu bilgi cezaevinde müdürün imzasını taşıyan kurum içi bir yazışmayla ortaya çıktı. Bazı ayrıntıları dile getirmek bile çok güç. Bu birinci olay. Ayrıca 3 yıl önceki bir başka vakada Adana'da Pozantı Çocuk Cezaevindeki cinsel saldırı iddiaları ile ilgili davada kamu görevlileri için takipsizlik kararı çıktı. Mağdur 4 çocuk hakkında farklı bir suçtan müebbet hapis istemiyle de dava açıldı. Haber Aktüel'e hoş geldiniz. Çocukların ve gençlerin ceza infaz kurumlarındaki durumunu bugün konuşacağız. Yani hassas olduğu kadar da bilgilere bakılırsa acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. İki konuğumuz var. Gündem Çocuk Derneği Başkanı, Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Kırımsoy ve Avukat Gülçin Avşar yayın konuğumuz. Sayın Avşar, Sayın Kırımsoy hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederiz şimdiden katkı için. Sayın Kırımsoy, nedir durumumuz? Cezaevleri o çok bilinen tarifle ıslah etmek ya da topluma kazandırmak yerine suçlu mu üretiyor? Ya aslında tekrar tekrar gündeme gelen olaylar gösteriyor ki kapalı kurumlar doğası gereği şiddet üretiyor. Ve ne yazık ki biz Pozantı'da, Şakran'da, Maltepe'de, Erzurum'da, Antalya'da, Sincan Çocuk Cezaevinde bu haberleri sık sık tekrar duyuyoruz. Bu aslında bir alarm verilmesi gerektiğiyle ilgili bir durumu tekrar tekrar çiziyor. Sizde Şakran Cezaevi'yle ilgili 2013 yılında Gündem Çocuk Derneği ve Çakıl Derneği'nin ortaklaşa yaptığı bir rapordan çocukların ifadelerinden 2-3 tanesini paylaşmak istiyorum. İnfaz kurumlarının aslında çocuklar tarafından nasıl algılandığına dair. Şakran Cezaevi görüntüsü itibariyle 5 yıldızlı otel gibi. İçeride her yerde kameralar var ama kameranın görmediği noktalarda her şey yapılıyor. Arkadaşlarımız başka bir koğuşta tecavüz olduğunu söyledi. Onların koğuşunda birkaç çocuğa yapmışlar. Cezaevi müdürü bizi sizi cinsel koğuşa göndereceğim diyerek tehdit ediyordu. Bir de çocuk cezaevi kapatılsın diye şimdinin yaptığı bazı raporlama çalışmalarında kurumdan çıkan çocukların bir iki ifadesi de benim burada psikolojim bozuldu. Ne diyeyim, resmen ölüm yeri burası. Psikolojim bozuldu. Sıkıntı oldu. Gece gündüz yatıyordum. Bazen geceleri yatmazdım. Sabahları yatardım. Öylesim geliyordu. Kendimi öldürmek istiyordum. İnsan oraya atınca oradan hiç çıkmayacağını düşünüyor. Sanki ömür boyu orada kalacakmışsın gibi. Ve dışarıdan sana yabancı geliyor. Yani bu ifadeler aslında çocuk cezaevlerinin çocuklar tarafından nasıl algılandığını, neler yaşadığının en somut göstergeleri. Bu nedenle öncelikle çocuğa özgü adalet sisteminde özgürlüğün kısıtlanmasının son çare olması gerekirken Türkiye'de neden ilk çare olarak uygulandığı kocaman bir soru işareti. Biraz sayılardan baktığımızda şu anda infaz kurumlarında yaklaşık 2057 tane çocuğun bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan 1515'i tutuklu, 542'si de hükümlü. Şimdi 1500 çocuğun tutuklu, yani haklarında daha henüz bir hüküm sabitlenmemişken, masumiyet kriminalisi altındayken infaz kurumlarında bulunması kabul edilebilir bir durum değil. Alternatif yöntemlerle toplum içerisinde çocuğa özgü, çocuğun gelişimsel özelliklerine, ihtiyaçlarına duyarlı bir yapım oluşturulması gerekirken biz onları kapalı kurumlar içerisinde toplumla bütünleştirmek ben ziyade doğrudan aslında toplumdan uzaklaştıracak bir süreci işletiyoruz. Başlangıçta söylediğim gibi kapalı kurumlar şiddet üretiyor gerçeği artık bilimsel alanda, sosyal psikoloji alanında kanıtlanmışken şiddetin önlenmesiyle ilgili önlemlerin alınmasına ağırlık verilmesi gerekiyor. Şimdi ikiye ayırmak gerekiyor. Öncelikle bir gerçeğimiz var. Çocuk cezaevlerinin kapatılması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızla ilgili tartışma ayrı. Bir taraftan da çocuk cezaevleri halen varken şiddet üretmemesiyle ilgili neler yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor. Burada fiziksel yapıya yapılan yatırımları görüyoruz. Yani endişe verici noktalar var. Evet, şu anda 5 tane çocuk kurumu var. Çocuk kurumu bulunmayan illerde çocuklar yetişkinlerin bulunduğu kurumlarda kalıyor. Onların süreçleriyle ilgili bilgiler ilgileniyor. Öte taraftan da mesela bir planlama yapıldığında 2017'ye kadar çocuk cezaevlerinin 3 kat artacağıyla ilgili bir öngörü yapılıyor. Biz bir taraftan çocuk cezaevleri kapatılmalı derken devletinde çocuk cezaevlerinin çoğaltmaya yönelik bir girişim olduğunu görüyoruz. Yani temel olarak
bir yaklaşım, algı, felsefe ve odak farklılığı var bu işte. İkinci taraftan da kurumların şiddet üretmesiyle ilgili önlemlerin alınmasındaki tek önemli adım kurumların bağımsız izleme mekanizmalarına açık olması. Şu andaki uygulamalara bakıyoruz, kurumlara vekiller bile doğrudan giremiyor. Oluşturulan ceza infaz izleme kurullarının ne kadar bağımsız olduğu soru işareti. Öbür taraftan da ne üniversiteler, ne sivil toplum örgütleri, ne farklı çalışmalar yürüten örgütlerin içeride çocukların toplumdan uzaklaşmaması, ayrıca izleme yapabilmesiyle ilgili olanaklar çok kısıttı. Ve tabii bu kadar kapalı yapı kendi içerisinde o şiddeti üretiyor. Öte taraftan fiziksel yapı güzelleştiriliyor derken, çocuklarla birebir çalışan nitelikli uzman personelin sayısına hiç de yatırım yapılmadığı, çok sayıda çocuğun 400, 500, 600 çocukla psikososyal servis içerisinde çok az uzmanın birebir çalışma yaptığını ve bunun da tabii bütün hizmetin, bütün çalışmaların anlamını, içeriğini de boşalttığını görüyoruz. Mesela çocuklarla 24 saat bir arada olan infaz koruma memurları. İnfaz koruma memurlarının görevi güvenlik, denetim. Yani hiçbir şekilde çocuğun sosyalleşmesiyle ilgili bir çalışmanın aktörü olmamaları gerekirken, çünkü bir güvenlik görevi, şu anda adalet sistemi içerisinde çocuklara verilen hizmetleri güçlendirmek için mesela infaz koruma memurlarına farklı roller, onlara haksızlık ederek de roller yükleniyor ve tabiri caizse biraz da nizahi bir kavram ortaya çıkıyor. İPALOP gibi, infaz koruma hem de psikolog. Çocuğun hem denetimini yapacak, hem psikolog olacak, hem sosyal hizmet uzmanı olacak, hem öğretmeni olacak, bir de bir rol düşünüyor. Bu da temel bir yaklaşım sıkıntısı var. Bu nedenle en başından itibaren aslında birkaç temel noktanın altını çizmek gerekiyor. Çocuğa özgü adalet sistemi içerisinde çocuğun çocuk olduğunun unutulması gerekiyor. Biz tabii çocuk algımızla ilgili sıkıntılı noktalarımız da var. Reşit olmayan bireylerden, hak sahibi bireylerden bahsediyoruz. Katılım hakları olduğu, korunma hakları olduğu, yaşama, gelişme ve hiçbir ayrımcılığa uğramama hakları olduğunu bir kere baştan kabul etmemiz gerekiyor. Öte taraftan birçok ihlal durumuyla karşılaşıyoruz ve burada cezasızlık zincirini çözmemiz gerekiyor. Birçok vaka hem çocukların bir arada olmasından hem de infaz memurlarındaki, yani infaz kurumlarındaki çalışanlardan doğan ihlaller var ve buradaki cezasızlık zincirini de çözmemiz gerekiyor. Bir de şu anda bu yaşantılara maruz kalan çocukların yaşadıkları travmaların onların ileriki yaşamlarında onları çok etkileyeceğini, onların yaşadığı travmaların bizi, yetişkinleri, buradaki tüm toplumu da derinden etkileyeceğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Onlara duyarsız kalmamak ve sistemin gerçekten çocuk odaklı olmasını sağlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki elimizde bir Pozantı davası örneği var.